Uzun kuyruğun yanlara doğru hareket etmesi, Tylosaurus'un hızlı olmasını sağladı. Tylosaurus'un ayırt edici bir özelliği, cinsin adını aldığı burnundan çıkan uzun konik kürsüdür. Tipik mozozorların aksine, Tylosaurus'un burun ucuna kadar dişleri yoktu veya kürsü gibi kemikli çıkıntı da yoktu ve bilim adamları bu özelliğin rakiplerine çarpmak için dövüşte kullanıldığına inanıyorlar. Pteranodon'un her bir kanadın kıvrımında 3 hareketli parmağı vardı. Pteranodon'un en belirgin özelliği kafatası kretidir. Bu tepeler kafatasından yukarı ve geriye doğru çıkıntı yapan kafatası kemiklerinden oluşuyordu. Bu tepelerin boyutu ve şekli, yaş, cinsiyet ve tür dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişiyordu. Pteranodon'un kanat şekli daha çok günümüz albatrosları gibi uçtuğunu gösteriyor. Bu çıkarım Pteranodon'un albatrosunkine benzer yüksek bir en boy oranına sahip olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Mosasaurus fosili 1829 yılında Türkiye'de bulunmuştur. Hilal şeklinde bir kuyruğu vardır. 12,5 metre uzunluğundaydı. Mosasaurus'taki dişlerin özellikleri türler arasında farklılık gösterir, ancak birleştirici özellikler arasında avı kesmek için özelleşmiş bir tasarım olması, oldukça prizmatik yüzeyler ve iki zıt kesici kenar bulunur. Fosil kanıtları, Mosasaurus'un Atlantik Okyanusu'nun çoğunda ve ona bitişik deniz yollarında yaşadığını gösteriyor. Mosasaurus fosillerinin bulunduğu kıtalar arasında Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Batı Asya ve Antarktika bulunmaktadır. Bu dağılım tropikal, subtropikal, ılıman ve subpolar iklimler dahil olmak üzere çok çeşitli okyanus iklimlerini kapsıyordu. Mosasaurus bu okyanuslarda yaygın olarak görülen büyük yırtıcıydı ve besin zincirinin en üstünde yer alıyordu. Strutiomimus'un bacakları uzun ve güçlüydü. Bir deve kuşu gibi hızlı koşmaya çok uygun görünüyordu. Ornitomimitler uzun bacaklı, iki ayaklı, dişsiz gagaları olan deve kuşu benzeri dinozorlardı. Kuyrukları nispeten sertti ve muhtemelen denge için kullanılıyordu. Uzunluğu 4,3 metreydi. Hareketsiz ön kol kemikleri, uzun, ince kolları ve elleri vardı.
Parazorolophus muhtemelen iletişim ve daha iyi işitmek için kullandığı tuhaf baş süslemeleriyle tanınan çeşitli kretase dinozorları ailesinin bir parçası olan bir hadrozoritti. Bu cins, uzun kavisli bir tüp oluşturan büyük ayrıntılı kafatası kreti ile bilinir. Parazorolophus'un kafasındaki boynuz 1 metreydi. Toplam uzunluğu 10 metreyi buluyordu. Muhtemelen 4 ayak üzerinde yiyecek aramayı tercih etti, ancak 2 ayak üzerinde koşuyordu. Pentaceratops'un büyük boyun fırfırları sivri uçluydu. Gözlerinin üstündeki uzun boynuzlar öne doğru eğikti. Her yanağında küçük bir boynuz vardı. Pentaceratops'un gövdesi uzun ve genişti. Arka dorsal omurlar, yüksek fırfırları dengelemek için bağların muhtemelen öne doğru koştuğu uzun dikenlere sahiptir. Boyu 6 metredir. Diplocephalus yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığındaydı. Gövdesi alçaktı, çok düz ve genişti. 4 sağlam ayak üzerinde duruyordu. Başında kısa, sarkık bir burnu vardı ve kalın bağırsakta sindirilen bitkileri ısırmak için mükemmel bir gagası vardı. Diğer ankilozoritler gibi Diplocephalus da büyük ölçüde kemikli zırh plakalarıyla kaplıydı. Aralarında büyük, yüksek çıkıntılı, oval mermiler vardı. Boyun iki kemik halkayla korunuyordu. Ayrıca kuyruğunun ucunda ağır bir sopa kullanarak Gorgozorus gibi yırtıcı hayvanlara karşı aktif olarak kendini koruyabiliyordu.